Ankara Devlet Konservatuvarı keman bölümünde okuduğum yıllarda, zannederim 1958-59, o yıllarda İlhan Soğanbaş yurt dışından geldi. Şimdi kendisinin o günlerde geldiğini nereden anladık? Ankara'da bir eşi olmayan, zannederim Fiat 850 küçücük bir arabası vardı. O konservatuvarın parkına girince bilirdik ki İlhan Soğanbaş hocamız gelmiş. Solfej ve form bilgisi derslerini yapıyorduk birlikte. Şimdi şunu belirtmek isterim ki biz o dönemde Ankara Devlet Konservatuarı öğrencileri stereo diye bir şey bilmiyorduk. İlhan Osmanbaş hocamız evine davet etti bizi. O, evine gittiğimizde gördük kocaman spikerler böyle ve müzik başladı ve hayretlere düştük çünkü hakikaten kemanlar buradan, işte violonseller buradan geliyor. Nefesli çalgılar şu önümüzden geliyor. Yani ilk kez bize stereo müziği hocamız tanıttı. Onu söylemek isterim. Tabii bu tanıştırmalarda Atifet ablanın bize verdiği kurabiyeleri de unutmamak gerekir. Evet, Osmanbaş bize başka yenilikler de getirdi. Şöyle söyleyeyim, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın C odası vardı, oldukça büyük bir odaydı. Oradaki derslerimizde bir gün yine makaralı bir kocaman teyple geldi. Ve bize Ahmet Adnan Saygun'un ikinci kuartetini dinletti. Yalnız bu kuarteti dinlerken bizi bir şekilde de hep uyardı. Örneğin kaç kaçlık diye sordu. Yani biz kalıplara alışmış bir eğitimden geliyoruz. Kaç kaçlık olduğunu şaşırdık. Bilemedik diyebilirim. Yani kaç kaçlık olduğunu bilemedik. Ben kendimi hatırlıyorum. Benim için sanki böyle bir milattı o. Ay kaç kaçlık olduğunu bilemiyorum. Özellikle ikinci bölümde böyle seslerini de kendisi de sesini kısarak bakın bakın şu espriye, yani bir kompozisyonun içinde espri olabileceği, Adnan Bey'in espri yapabileceğini böyle anladık. Hatta çok daha önemli bir şey o yıllarda bize öğretti. Yine Adnan Saygun'un bir eserini dinliyorduk. Böyle diri 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 adam diye bitti. Biz dedik ki bak tersten hani gamı bitirdi. Yok dedi, o gam tersten değil, o düz. Hocam dedik biz gam yukarı çıkar. Hayır dedi, bu Anadolu müziği biz yukarıdan aşağı iner. Yani nasıl anlatabilirim? Bize çok önemli uyarılar yaptı. Duygu Aykal, Bulutlar Nereye Gider eserinden önce ve Çoğul adlı bir koreografisi vardı. Bu koreografiyi Cengiz Tancı'nın eseriyle yapmıştı. Bu çalışmalar sırasında Osmanbaş'la da tanışma olanağı elde etti Duygu Aykal. Ve Bulutlar Nereye Gider adlı eserini duygu belirli ritimler, belirli ritim kalıpları, ritim gelişmeleri üzerine yapıyordu. Yani şunu söylemek istiyorum. Eser çıkmıştı belirli ritim kalıpları üzerine ama müziği yoktu. Bunun müziğini de Osmanbaş'la yapmaya kararlaştırdılar, beraber oldular. Hatta Osmanbaş, biz Ayvalık'a gidiyoruz, siz de gelin dedi. Biz Ayvalık'ta ev tuttuk, bir yazlık tuttuk hatırlıyorum. 2 ay boyunca ben o zaman oğlum Kerem ve Emre'ye baktım. Can henüz doğmamıştı. Ve Duygu da her gün İlhan Osmanbaş hocamızla buluştu. Ve bütün bu ritim kalıpları üzerine, bu ritimler üzerine bir müzik oluştu. Yani var olan nedir? Bir müzik vardır. Müziğin üzerine bale yapılır. Hayır, o değil. Var olan bale üzerine bir müzik yapıldı. Bu da
bizim için çok önemli bir atılımdı. 1975 yılında Sovyetler Birliği'ne bir dizi konserler yapmak üzere çağrıldım. Türk eseri olarak ben yanıma İlhan Osmanbaş'ın Bir Bale Müziği'ni aldım. Yani insanın koltuğun altına girebilecek kadar bir partisyon ve küçük bir orkestra, biliyorsunuz bu eseri. Ve ben bu eseri o günün Rusya'sında yani avantgard müzik bence yasaklıydı. Bunları aldırmaksızın Türkiye'den nasıl bir besteci, nasıl yazıyor, o amaçla ben bunu taşıdım oraya. Şunu özellikle söylemek isterim. Provalarda bazı bestecilerin geldiğini orkestracılar bana söylerlerdi. Şu şu besteciler geldi diye. İlgiyle Osmanbaş'ın eserini dinlediler. Çoğuyla da tanış olduk. Şunu da söylemek isterim ki son konserimizde ben eserin partisyonu genç bir besteciye, çünkü kopya yapmak istiyordu. O zamanlar böyle fotokopi falan, yani öyle şeyler de yoktu. Yalnız baskılar vardı. Ben ona armağan ettim. Bunu burada özellikle söylemek istiyorum. Yani 1975 yılında Sovyetler Birliği'ndeki besteciler Osmanbaş'ın bu eserini doyasıya provalarda dinleyip notlar almışlardı. Besteciler bir ülkenin geleceğini örerler. Özellikle yurdumuzda Cumhuriyet'le başlayan müzik devrimi biz orkestra şeflerine çok onurlu bir görev vermiştir. Türk bestecilerin eserlerini çaldırmak ve çağdaş dünyada yer almamızı sağlamak. Bu anlayışla ben bu yaşa kadar geldim. Elimden geldiği kadar Türk bestecilerin eserlerini çalıyorum, çaldırtıyorum. Dost orkestra şeflerine partisyonlarını gönderiyorum. Başka ülkelerde çaldırmalarını sağlıyorum. Çünkü o bununla Anadolu kültürünün, Anadolu kültür varlığının bestecilerde nasıl oluştuğunu ve Türk'ün çağdaş müziğinin ne olduğunu göstermek. Bu benim görevim. Yani ben bu konuda yoğrulmuşum. Bildiğiniz gibi köyün sürü bir babanın çocuğuyum. Hocamın 3. senfonisine gelince, 3. senfonisi 7 bölümlü, ben 5 bölümünü yaptırdım. Sakın bu, aman ben bu senfoninin bütün bölümlerini çaldırmadım anlamına gelmesin. Zaten hocam bana 4 bölüm seç. Çünkü senfoniler genelde 4 bölümlüdür ya, hani sen seç, istediğini yönet dedi. Ben doğrusu 5 bölüm seçtim. Çünkü o 5 bölümde kendimi içinde bulabildim. Daha çok o müzikle bir arada yaşayabildim. İlhan abimiz provalara geldi. Provalarda bana gerekli uyarılarda bulundu. Hatta bazı vurma çalgıcı arkadaşları da birebir giderek bazı uyarılarda, bazı isteklerde bulundu. Keşke bunlar videoya alınabilseydi. Keşke ben bugün yine yapsaydım hocamın 3. senfonisini. Yine hocam gelseydi, bana uyarılarda bulunsaydı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da Cumhuriyetimizin müzik devrimlerini üstlenmiş bir orkestraydı. Onlarla bildiğiniz gibi birçok bestecileri, Türk bestecisinin eserlerinin birinci çalışmaları yapıldı, hep çalındı. Ben hocamın şimdi 3. senfonisini hatırlıyorum. Oldukça da yani 40-45 dakika süren bir senfoniydi. O gün hocamın ne kadar alkışlandığını ve birçok insanın keşke bu konser bitmeseydi dediğini şu gün bile duyuyorum.
Ey değerli hocam, sizlere keşke daha çok beraber olsam, daha çok size sorular sorsam, daha çok sizden öğrensem. Size ve Atife Hanım'a sağlık diliyorum. En içten saygılarımla, Gürer Aykan.